Şimdi bazı kardeşlerimiz de şöyle bir yeni bir şey çıkmış. Sadece kafanın şurası bağlanıyor, kulak açık, boyunlar açık, altı elbise. Şimdi bunlara bazı kardeşlerimiz diyor ki böyle takacaksan hiç takma, başını aç daha iyi diyorlar. En azından tesettüre zarar verme diyorlar. Bu doğru bir söz mü? Bu insanlara, bu kardeşlerimize ne söylemek lazım hocam? Ne Şimdi tavsiye etmek bakın, lazım? buna birkaç açıdan bakılabilir. Ma la yudrek küllühü la yudrek küllühü diye bir kural vardır. Bir şeyin tamamı yapılamıyorsa tamamı terk edilmez. Evet, bu bağlamda bir kişi tesettürü tam anlamıyla ifa edemiyorsa o zaman yapabildiğini de terk etsin denmez. Ama diğer bir taraftan da yaptım diye kanaat getirirsin. Yani ben artık bu konuda tesettürlü bir bayanım olarak kendini algılarsın. Oysa senin kılık kıyafetin tesettürsüz bir kılık kıyafettir. Böyle olduğu zamanda da sen hiçbir zaman onun eksikliğini kendinde hissetmezsin. Yani ben bu işi yapıyorum olarak algılarsın ve onun eksikliğini hissetmediğinden dolayı telafi etme noktasını hiçbir zaman teşebbüs etmeyeceksin. Ya da birine örnek olursun Ama ama. diğer taraftan baktığın zaman bir bayan düşünelim ki tesettürüne riayet etmiyor ama bunun farkında ve bunun nezikliği içinde. Dolayısıyla o bayan her daim inancı olduğu için, kalben mümin olduğundan dolayı kendini devamlı sorguluyor. Yani yanlış içinde ama yanlışın yanlış olduğunu bilerek o yanlış içinde. Bakın bir insanın yanlışın içinde olması mutlak manada bir felaket değildir. Yanlışın yanlış olduğunu bilmemek çok büyük bir felakettir ki buna cehli mürekkep derler. Allah Bir de o yanlışın doğru olduğu kanaatinde olursa bu daha büyük bir Allah. felakettir, daha büyük bir cinayettir. Dolayısıyla o kişi o yanlış içindedir. Ama yanlışın yanlış olduğunun bilgisindedir. Dolayısıyla bu kişi belki bugün o yanlışı yaptırmaya devam ediyor ama kalben asla onu kabullenmiyor. Asla onun doğruluğunu savunmuyor ve fırsat bulursa da ondan vazgeçebilme konusunda bir burukluk içindedir. Ama diğer tarafta sen bir yanlış içindesin, tesettürlü olduğunu kanaat getiriyorsun. Oysa senin halin tesettür değil ve sen o kendini tesettürlü olarak algılayarak doğru yaptığına inanıyorsun. O zaman bu itikadi bir problem. Muhtemeldir ki hani sen böyle yapman nasılsa böyle yapman daha iyidir derken kastedilen yani bakış veci olarak bu bahsettiğimiz vecitte. Bir de Yani örnek sen olması hatayı açısından. yapıyorsun, hatanın hata olduğunu bilerek yap. Yoksa hatayı doğru olarak bilerek yaparsan bu daha büyük bir hatadır. Bu bağlamdadır. Ha bir de bu kişinin örnek olma durumu varsa bu daha da büyük bir tehlikelidir ki... Yani birçok insan mesela tesettüre girmek istediği zaman hocam ne yapıyor? Etrafındaki ailesinden, çevresinden veya arkadaş çevresinden bakıyor. Aa, namaz kılan bu arkadaşım var. Onun tesettürüne bakıyor. Pantolon giymiş. Veya ne bileyim başörtü takmış. Bu O yüzden şekilde yani bunu daha tesettür zannedebiliyor yani anlamda detaylandırmaya gerek sorduğunda. yok aslında. Şöyle tesettür İslam'da nedir? Bunu bulmamız gerekiyor. Etrafımızdaki şu işte falan hanımefendi böyle yapmış, filan hanımefendi böyle yapmış, filan bey böyle yapmış. Bu değil. İslam'da tesettürdeki gaye nedir? Bunu insan anlarsa, bunu hazmederse zaten birçok sorusuna cevap vermiş Cevap verecek. olacaktır. Evet hocam.